Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir sevgili arkadaşlarım. Ben Eylül geldi. Soğuklar yavaş yavaş gelmeye başladı. Ondan çok mutluyum arkadaşlar. Saçlarım şekil almıyor. Yani uzadıkça şu döner kısmı bak ayrı çıkıyor. Uzadığında böyle yatırmak için uğraşıyorum bu tarafa şu tarafa filan. Ondan sonra şöyle yan tarasam Anca şöyle hani yatırdığım zaman böyle şey olduğunda geriye doğru fazla iyi şekil almıyor arkadaşlar saçlarım. Neyse konu saçlarım değil. Rüya tabirlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi klasik uyarıyı yapayım. Neydi? Rüyalar içinde bulunduğunuz duruma göre, görülüş şekline göre, yanındaki sembole göre anlamlar değişir. Yani rüyalar bir bütün şekilde yorumlanır arkadaşlar. Bunu bilmeniz lazım. Çünkü size... Bana bu zamana kadar birçok mesaj geldi. Hep rüyada şunu gördüm. Rüyada bardak gördüm. Peki bardağı nasıl gördüm? Cam bardak mıydı? Plastik bardak mıydı? İçinde ne vardı? Su mu vardı? Kola mı vardı? Nescafe mi vardı? İçtim mi? Başkasıyla bardak mı tokuşturdun? Yanında kim vardı? Sevgilim mi vardı? Annen mi vardı? Bardağı aşağı şey aşağı kafandan aşağı mı döktün nasıl oldu yani bunların bilinmesi gerekiyor arkadaşlar tek düze yorulmaz bir olumlu sembol bir olumsuz sembolle birleştiğinde sembolüne göre olumlu anlam da çıkar olumsuz anlam da çıkar yani böyledir sevgili arkadaşlarım şimdi rüyada hangi rüyayı görüyoruz bakayım bir dakika nerede rüya ya böyle liste yaptım şeyleri çıkarttım arkadaşlar rüyaları yorduğum rüyaları şeyden buraya kaydediyorum ondan sonra unutmayayım diye hani böyle çalışmak daha iyi oluyor hani bilgisayarda böyle belge açıp yazmak değil illa kalem elini alacaksın ve yazacaksın rüyada yüksekten düşme ne anlama gelir arkadaşlar şimdi tabii ki içinde bulunduğunuz durumlarla alakalı da oluyor arkadaşlar. Çok şeydir. Yani kısacası yüksekten düşme rüyaları iyi değildir arkadaşlar. Getirileri neler olur? Hastalık olur, para kaybı olur, değer kaybı olur. Değer kaybı nasıl olur arkadaşlar? Hani Nazım Hikmet mi söylemiş, kim söylemiş? Kimin şiiridir? Şey Galiba Nazım Hikmet'in olması lazım. Biz seninle artık düşman bile değiliz mi demiş. Öyle bir cümlesi vardı. Şiiri vardı ya da dur. Ona bakacağım arkadaşlar. Bir dakika bana bir şey Biz seninle artık artık düşman bile değiliz. Evet, Nazım Hikmet'in Şiiriymiş arkadaşlar ne ben Sezar'ım ne de sen Brütüs'sün ne ben sana kızarım ne de zatın zahmet edip bana küssün artık seninle biz düşman bile değiliz demiş Nazım Hikmet. Yani değer kaybı da olur arkadaşlar hastalık da olur değer kaybı da olur borç da olur negatif şeyleri ifade eder yüksekten yere düşmek. Yani bu rüyayı iş adamı görse işçi çıkarır grev olur kredi alamaz siyasi görse seçim kaybeder, yani iktidardan düşer, yüksekten düşme rüyaları kötüdür arkadaşlar. Yani senin yani içinde bulunduğun durum önemli. Yani ben örneğin bu rüyayı göremem. Neden göremem? Çünkü yüksek bir mevkide değilim arkadaşlar. Gerçek anlamıyla yüksekten düşmeyi daha çok yüksek seviyedeki insanlar görüyor bu rüyayı. Gökdelenin tepesinden örneğin bir ünlünün değer kaybetmesi oluyor. Ya da şey arkadaşlar işte bir fabrikatörün işinin batması oluyor. Siyasetçinin şey kaybetmesi seçim kaybetmesi oluyor. Yani böyle çok yüksek yerlerden düşmek bana nasip olmadı. 33 yıllık ömrümde ben daha küçük yerlerden düştüm. Evden düştüm örneğin evin çatısında iki katlı evin çatısından düştüm. Böyle çok yüksek yerden düşmek genelde toplumda yüksek yerlerde bulunan insanlara nasip olan bir şey. İnşallah bize nasip olmaz. Biz gene birinci kat, ikinci kat takılırız arkadaşlar. Hani sizi bilmiyorum. Ben kendi adıma konuşuyorum. Beni de yanlış anlamayın. Yani rüyalarda bunu rüyalar korkutucudur arkadaşlar. Düştüğünde böyle yani öldüğünü görürsün vesaire. Hani gerçekte ölecek değilsin. Yüksek bir yerden düşmek büyük zararları da işaret eder. Yani sadece yüksekten düşmek değil, benim rüyalar gibi birinci kattan ikinci kattan düştüğünü görürsün, aksilik olur. Yani yapılmış bir hata olur. Örneğin bir sözle arkadaşlar, düşman kazandığınız gibi dost da kazanırsınız. Yani ağzınızdan çıkacak bir söz de önemlidir. Yani yüksekten düşme rüyalarını, bakın hani ben görmedim, çevremde de gören insan yok. Daha çok yani bana ulaşan insanlar var, ben rüya gördüm diye. Daha çok böyle hani iş adamlarının gördüğü rüya oluyor arkadaşlar. Böyle çok yüksekten ama. Hani çünküse gerçek anlamıyla büyük bir değer kaybı oluyor sevgili arkadaşlar. Orta halli böyle hani işçi sınıfından insanların ya da memur sınıfından insanların daha çok hani yüksek bir yerden hani o da yüksek aslında ikinci kattan üçüncü kattan düştüğünü görürsün. Bir memur arkadaşım amiriyle sorun yaşamış hani memurların da amirleri vesaireler oluyor ya. Vardiyası da oluyor hatta işte memurların örneğin hemşirelerin oluyor ya da başka şeylerin oluyor. Herkesin sorun yaşamış, oradan düştüğünü ama bir şey olmadığını görmüş, tartışma yaşamış. Yani sevgili arkadaşlarım, böyledir. Hani yüksek bir yer. Yani benim aklıma yüksek deyince gökdelen geliyor arkadaşlar. Spider-Man filminde izliyoruz ya böyle ağ atıyor vesaire. Hani şimdi düşüp öldüğünü görmek ya da şey görürsün yüksek bir yerde sevgilinle beraber çıkmışsındır. Sevgilin seni itmiştir arkadaşlar. Düşmüştür. Onun seni terk edeceğini işaret eder. Çünkü onun için bir değerin kalmamıştır artık. Ya da sen sevgilini ittiğini görürsün rüyada. Başka birinden hoşlanmaya başlayacağına işaret eden bir semboldür. Biten birçok aşka şahitlik ettim arkadaşlar. Yani aşk dediğimiz olayda ilk başlarda böyle çok aşırı coşkun bir sevgi oluyor. Hani dersen ki böyle bir sevgi olamaz. Hani onu görmeden yemek yemiyorsun. Acaba şimdi ne yapıyor? Acaba ona bir şey oldu mu? Onu çok masum bir yere koyuyorsun kafanda. Ondan sonra evlenen çiftler çok büyük aşklarla evlenen çiftlerin ya da sevgililerin ayrıldığını gördüm. Bu ayrılık olayları da ilginç. Hani kadın ilk bir iki hafta hayata küsüyor, erkeğin umurunda olmuyor. Erkek iki hafta, üç haftadan sonra aşk acısı yaşamaya başlıyor. Hep gözlemlediklerim böyleydi. Yani garip bir şekilde erkekle kadın arasında ciddi bir fark var arkadaşlar. Hani beyinde, ruhta gerçekten çok büyük ayrımları var erkek türüyle kadın türü arasında. Yani herkesin acısını yaşaması şey erkek ilk başlarda güçlü duruyor sonra yıkılıyor. Kadın ilk başlarda yıkılıyor ondan sonra daha güçlü oluyor. İşte çok çeşitli ayrımlar var erkekle kadın türü arasında. Yani sevgili arkadaşlarım yüksekten düşmek daha çok yüksek şeylerde mevkilerde bulunan insanların göreceği rüyadır. Ha biz şeyde şöyle söyleyebilirim birinci katta ikinci katta yüksekten düşmeye girer arkadaşlar. Hani değer kaybetme, yanlışa düşme, yanlış söz söyleme, birileriyle tartışma yaşama böyle şeyleri ifade eder arkadaşlar. Yani alçaktan düşmek de kötüdür. Düşme sembolü bil ki hani senin kötülüğünü isteyen düşmanı da işaret eder. Ayağını kaydırmak isteyen. Ben işçi olarak çalışıyorum. Benim işçi olarak çalıştığımı çekemeyen işçiler vardı arkadaşlar. Yani ben işi bırakıp gitsem dünyanın en mutlu insanlar olacak. Çünkü dünyaları küçük. En büyük mutlulukları da benim zarar görmem olacaktı. Böyle insanlarla muhatap olduk, çalıştık. Yani yaşadığım hayata geriye dönüp baktığımda pek bir anlam veremiyorum. Bu kadar rezilliğe, düşmanlığa ne gerek vardı diyorum. Ey Allah'ım diyorum, beni neden yarattın? Keşke yaratılmasaydım. Yani hiç doğmamış olmayı tercih ederdim arkadaşlar. Çünkü hayat çok yoruyor insanı ya. Ya geriye dönüp baktığında her şey anlamsız geliyor. Her şey birbirinin aynısı. Hani şunu yapacağım da ne olacak? Öyle de karnım doyuyor, böyle de karnım doyuyor şeklinde düşünüyorum. Daha iyi şartlarda yaşarsın. Daha iyi şartlarda ya sonu ne olacak diyorum. Hani bir şeyi şuna elde etsem ne olacak? Hani sonsuz bir döngüdeyiz sadece. Öyledir arkadaşlar. Yüksekten düşmek. Fakir biri yüksekten düşemez mi? Ya şöyle düştüğünü görebilir yüksekten ama hani eşi onu çok seviyordur örneğin. Gökdelenden düştüğünü görür. Eşi artık yani ben senin seninle artık düşman bile değiliz şeyine gelir. Böyledir yani çok büyük bir değer kaybıdır, büyük mal kaybıdır, sağlık kaybıdır. Yani kaybedilen şey ne kadar büyükse o kadar çok yüksekten düştüğünüzü görürsünüz. Hoş bir rüya değildir arkadaşlar. Böyle hoş olmayan rüyalar gördüğünüzde yani Allah'a sığının, Allah'tan yardım isteyin. Böyledir sevgili arkadaşlarım. Hani işlerin kötüye gitmesidir. Düşme rüyaları iyi değildir. Yani yolda yürürken düştüğünü görsen bile orada bile sıkıntı çıkıyor. Ufak pürüzler çıkıyor arkadaşlar. Ne bileyim. Hayat sorunsuz olmuyor da işte Allah sorunsuz hayat nasip etsin diyeceğim. O da imkansız gibi bir şey ama Allah istemedi mi? İstedi mi olmayacak var mı? Cümleyi bile kuramadım. <laughs> Hadi görüşürüz.